Merhaba. Spotify 2020 listemin son bölümüyle yeniden karşınızdayım. The Weeknd 2020'de de çok başarılı şarkılara imza attı. After Hours albümünden benim en çok dinlediğim şarkısı Spotify'a göre In Your Eyes'miş. Ben Heartless ve Blinding Lights şarkılarını da çok beğendim. Ayrıca The Weeknd görsel şova da çok önem veren bir sanatçı müzik videolarının yanında yaptığı online konserler, canlı performanslar da çok iyiydi. Exo'nun Fof şarkısı da ara ara dinlemek için çıldırdığım şarkılardan biri. Dionysus, Mods Persona albümüyle gelmişti. Bu şarkının koreografisi albüm yayınlandıktan bir süre sonra sergilendi. Şarkı çok beğenildiğinden koreografisi de büyük olay yarattı. Heavy rock ritimleriyle dolu, çok güçlü bir şarkı. Koreografisi de aynı şekilde sert ve yorucuydu. Çok zor bir performans olmasına rağmen uzun süre boyunca BTS'in sergilemekten en mutlu olduğu şarkı oldu. Dionysus bir şarap tanrısı olarak bilinir. Namcun'un sala şarkısıyla çıkan Persona albümünün bir parçası olduğundan Namcun'un şarap tanrısı olarak gösterildiği bir kurgunun başlangıcıydı aslında. Daha sonrasında da Diğer üyeler için sahne performanslarında başka tanrılardan da esinlenildiği görüldü. Bu kurguyu eğer izlemek isterseniz BTS'in adeta müzikal hatta sirk tadında yaptığı bir gösteri olan 2019 Melon Müzik Ödüllerini izleyebilirsiniz. Açıklamalara linkleri yazacağım. Aynı şekilde bir başka Dionysus performansı olan Mama'yı da açıklamalara ekliyorum. The Box e, Dicitta, August Tu'nun e, ana şarkısıydı. Klibiyle büyük olay yaratan bir şarkıydı. Dicitta'nın anlamına aslına bakarsanız bizim Mehter Marşımız gibi bir şey. Joseon e, döneminde saray ordusunun kral için çaldığı bir müzik türü diyebiliriz. Wavy'nin başka bir güzel Çince şarkısı Ye yeah, Ye yeah, Ye. Yeah. Bu şarkıda <laughs> Lucas'ın söylediği O, oh, Ye, yeah, Ye, yeah, Ye yeah kısmı. Garip bir şekilde en güzel bulduğum kısım. Ve B, B albümü yılın sonuna doğru çıktığı için istatistiklerimde hiç yer almamış. Şaşırdığım bir başka nokta ise Dynamite. Daha önce single olarak çıktığı için single'ını daha çok dinledim. Ama o değil de albümdeki çıkmış. Single olarak çok dinlediğim bir şarkı olsa da bir albümünde diğer şarkılara ağırlık vermiştim. Skit bile daha çok dinlemiş olabilirim. Dynamite'in performans olarak birçok videosu yayınlandı. Hatta şöyle bir tweet görmüştüm. Bir ARMY bu sene arkadaşlarımdan çok Dynamite performansı gördüm demiş. Çok doğru. Seçmem gerekirse Tiny Desk performanslarını önermemin doğru olacağını düşündüm. DAY6, Koreli rock, belki pop rock diyebileceğim tarzda müzikler yapan bir band aslında. Bu şarkısı sanırım en duygusal şarkıları. D2'dan başka dis dolu bir şarkı What Do You Think? Burada Grammy'ye de e, vurguda bulunuyor. <laughs> Ten ve Taeyong. Baby Don't Stop, iki dansçının mükemmel bir klibi ve şarkısı diyebilirim. Inner Child, V'nin sola e, sola şarkısı. Şu anki Taehyung olma yolunda içindeki çocuğun yaşadığı sıkıntılardan esinlendiği bir şarkı diye özetleyebilirim. Itaewon Class'a Klasa Kim Feel'in e, yaptığı duygusal bir şarkı. E, Young Bridge Dion T'nin e, bu şarkısını sözleriyle birlikte dinlemenizi tavsiye ederim. Hayattan beslenen, hayatın içinden bir şarkı. Jungkook'la KBS'te e, bir diyetleri vardı. Jungkook'un yumuşak sesi de bu şarkıya çok uyuyor. Doja Cat'den Say So da bu senenin tren şarkılarından biriydi. Make It Right, Ed Sheeran'ın yazdığı bir şarkı. BTS bu şarkının bir sürü versiyonunu yayınladı. Hatta ile birlikte e, yaptıkları bir versiyonlarına e, klip hazırlamışlardı. Playboy, EXO'nun çok etkileyici şarkılarından biri. Artificial Love ve Playboy'u bulabilirseniz konser videolarını izlemenizi tavsiye ederim. Ve benim bu dünyada en sevdiğim şarkı. Seven Sense gerçekten anlam vesaire hiç aramadan melodisiyle, şarkıların sesiyle mükemmel bulduğum bir şarkı. Şarkının müzik videosunun kırmızı ağırlıklı olması da çok uyumlu. Blue Dean'in çıkış şarkısı bir arkadaşımın önerisiyle dinlemiştim. Rock türünde bir şarkı Fireworks. Wolf bu sefer Çince versiyonu. Yoca Idol özellikle Queendom'dan sonra kendilerini ve sahne performanslarını çok geliştirdi. Ee, i̇zlemediyseniz Queendom programındaki Yoca Idol e, performanslarını izlemenizi tavsiye ederim. En sevdiğimi ben de açıklamalarda paylaşacağım. Fake Love Fake love hakkında konuşulacak çok şey var. Ne söyleyeceğimi bilemedim. Ben de en sevdiğim ve en etkilendiğim sözü söylemeye karar verdim. Aramin I wanna be a good man sözü. Bu sözün içtenliğini hissettiğim için sanırım en sevdiğim sözlerinden biri basit bir cümle olsa da. Fake love'ın klip çekimi de zamanında çok büyük olay olmuştu. Hiç yeşil ekran kullanılmadan çekilen bir klipti. Stray Kids de kendi şarkılarını yazan bir grup. Özellikle Miroh çok iyi bir albümde. Bu zamana kadar hiç dinlemediyseniz vaktinizi ayırıp biraz şarkılarına bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü Stray Kids'in de aslında bir tarzı olsa da grupta şarkı yapan üyelerin fazlalığından dolayı ana şarkıları dışındaki şarkılarının türlere bambaşka olabiliyor. Eminim ilginizi çeken şarkıları olacaktır. Bu şarkı da albümün ana şarkısı değil mesela. Audrey Mika'nın R&B sol tarzda bir şarkısı. Honsul. Benim Burn It'den sonra en çok beğendiğim D2'dan şarkı. Shadow. Mod 7'da Suga'nın sola şarkısı. Emo hip hop türünün rock ve trap birleşmiş hali. Suga'nın büyüyen başarısının... Ardındaki gölgesinden yani korkularından, endişelerinden bahsediyor. Şarkının klibi de direkt bununla alakalı. Karanlık bir klip aslında. Bu klibe de analiz videolarıyla birlikte izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü benim de sonradan yakaladığım bir sürü kısım olmuştu. WayV'den King of Hearts. Stray Kids Double Knot. Bu şarkıyı dansıyla birlikte dinlemeniz lazım. Hünci'nin mükemmel mimiklerine şimdiye kadar maruz kalmadıysanız artık zamanı geldi. Bu şarkının Studio Chum ile çekilen performansını linki atıyorum. Hüncin fokusunu da atarım. Kaçırmayın. Agust D mixtape'inde Arem ve Şuga'nın şarkısı. Ve Friends. Jimin ve V'nin arkadaşlığını konu olan bir şarkı. BTS grubunda Jimin ve V, J-Hope ve RM aynı yaştalar. 95'liler olarak bilinen Jimin ve V'nin birlikte okula gittikleri bir dönem bile vardı. Bu yüzden birlikte büyüdükleri bir arkadaşlıkları olduklarından hep olduğundan hep bahsederler. İkisinin Farklı aurasını çoğu kişi fark eder. Birlikte ettikleri küçük kavgalardan tutun. Gündelik rutinlerine kadar arkadaşlıklarından aldıkları keyiften bahseden bir şarkı. JYP Kore Müzik Şirketi'nin yaptığı bir survival kız grubu programı vardı. Nizi, Nizi You. Ee, orada sürekli kendi şirketinin şarkıları çalıyordu tabii JYP'nin. İlna Hillman'ın I'll Be Back performansı olsun, diğer şarkılarının gösterimleri olsun bana 2PM'i hatırlatıp durdu. Ama asıl bu şarkıya tekrar bağlanmamın nedeni Stray Kids'in Immortal Songs 2 performansı oldu. Aşırı iyi bir sahneydi. Bankçı'nın e, müzik yaparak girişi ve Felix'in o tahta kalın sesiyle rapi. Yani Stray en etkilendiğim sahnesi olabilir. Coming of Age Ceremony şarkısının neden listemde olduğunu açıklamama gerek yok. Eğer bir ARMY iseniz bilirsiniz. Değilseniz verin. <laughs> So Far Away'de Suga'nın Suran'la bir şarkısı. Listemin son şarkısı. Bu şarkının BTS versiyonu da var. Jin ve Jungkook'un vokallik yaptı. Ayrıca bölüm sonu olarak size benim kendi oluşturduğum 2020 listesini göstermek istiyorum. Çünkü 2020'de çıkan benim çok dinlediğim ama listemde çıkmayan bir sürü şarkı vardı. Listenin başları gördüğünüz gibi Spotify istatistiklerine göre çıkan şarkılar. Söyleyemedim. Listenin başı gördüğünüz gibi Spotify istatistiklerimde de çıkan şarkılar. Bu sene Treasure debut yaptı. Yedam'ın solo çıkan veya şarkısını eklemişim kendi listeme. Men I Trust'ı bu sene keşfettim. Kliplerine denk gelmiştim. Tarzlarını çok beğendim. Yoja Chingu'nun bu seneki ana şarkıları Apple ve Mago. Lay'in albümü bu yaz en çok dinlediğim şeylerden biri Lay'in albümüydü. Kartın Gunshot geri dönüşü son zamanlardaki en iyi geri dönüşleriydi bence. Von sonu olarak çıkış yaptı. Bence çok iyi ilerliyor. Şarkılarının hem İngilizce hem Korece olması iyi olmuş. Sesi ikisine de çok yakışıyor. The Purge. Bu şarkı bir hafta falan takılı kaldım bu şarkıya. J Park'ın bu takımı çok iyi. Bunu keşfetmem The ile oldu benim. Stray Kids'in In Life albümü direkt. Bahsettiğim gibi Stray Kids'te tüm albümünü dinlemekten keyif aldığım gruplardan. The Boys, Ladida, Everglow, Ezel'in Allah'ından Bu şarkısını çok beğendim. City 2020 geldi biliyorsunuz. 90's Love ve Make tam benlik şarkılar. Çok dinledim ikisini. Temi'nin ideası yine bir baş yapıttı. Bir albümü. Sonrasında hemen Enayp'ın çıkış yaptı. The Boys'un uh, Reveal'ı çok ses getirdi. Kingdom'da da gösterisini yapmışlardı. Gerçekten çok başarılı bir şarkı. Bu şarkılar genel olarak 2020'nin sonuna doğru çıktığı için Spotify istatistiklerimde çıkmamış. Genel olarak hangi şarkılar olduğundan bahsettim. Spotify'ın belirlediği değil de kendi belirlediğim 2020 şarkıları için farklı tarzda bir video hazırlayabilirim ileride. 2020 Spotify listemi benimle birlikte dinlediğiniz için teşekkür ederim. Benimle birlikte incelediğiniz için teşekkür ederim. Umarım size bir şeyler katan bir seri olmuştur. Sizin de önerileriniz varsa yorumlara ekleyin. Yeni müzikler keşfetmeyi sevenlerle paylaşım yapmaya devam edelim. Kendinize çok iyi bakın.